Merhaba arkadaşlar. Bu hafta haftaki dersimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz bilinci ara yıl tatili bitti. Uzaktan eğitim kaldıydan devam ediyor. Bugünkü konumuz olan resim dersinde görünüş çıkarmanın kuralları, görünüş çıkarmaya devam ediyoruz. Teknik resimlerin hangi resim metoduna göre çizildiğini göstermek için bir kes kesik koninin iki görünüşü kullanılır. Her iki metoda göre iz düşüm sembolü aşağıda görülmektedir. İz düşüm meydana gelinmesi için arkadaşlar görüyorsunuz şekiller konik. Görünüşlerin çizilmesi. Çizilecek obje, parça ve elemanın en uygun bakış yönü ön görünüş yani. Ve parça ve parçanın en iyi açıklanabilecek diğer görünüşler tespit edilir. Bir ön çalışma yapılarak belirlenen görünüşlerin kaplayacağı alan boşluk ve ana boyutları kağıt üzerine ince çizgilerle çizilir. Görünüşlerin çizilmesi Parçalarında varsa delik ve simetrik seneler çizilir. Parçalarında bulunan daireler, yaylar, teğetler ve diğer çizgiler yatay düşer benzeri yani sırayla ince çizgilerle çizilir. parçanın içi iç kısımlarında bulunan ve bakış doğrultusuna göre göremediğimiz ayrıntılar ince kesicilerle silir. Görünüşlerin silmesi. Fazlalıklar ve gereksiz çizgiler silinerek görünüşün doğruluğu kontrol edilir. Son olarak doğruluğu belirlenen ince çizgilerle silmiş görünüşü netleştirme, koyulaştırma işlemine geç, geçilir netleştirme yani koyulaştırma işlemine öncelikle daire ve yaylardan başlanır. Sonra diğer çizgiler yatay, düşer, eğik, kesik ve benzeri sırayla netleştirilerek görünüş çizimi tamamlanır. Görünüş çıkarma kuralları. Bir cismi tanımlamak için gerekli ve yeterli sayıda görünüşleri çizilir. Gereksiz görünüşlerden tekrarlardan, tekrarlardan kaçınılır. görünüş çıkarma kuralları. Görünüşlerin yerleşimine göre çok dikkat edilmelidir. Her görünüşün ISO E metoduna göre doğru konumda konum olmalıdır. Ön ve yan görünüşler mutlaka aynı yata hizada, ön ve üst görünüşler mutlaka aynı düşey hizada olmalıdır. Bu sayede görünüşlerin cisiminde birbirinden yararlanma ve doğruluklarının da kontrol etmek mümkündür tek görünüşlü ifade edilebilen parçalar. Karanlığı değişmeyen parçalar, saç ve benzeri silindir, küre ve kare kesti, pizme gibi parçalar ile bazı profiller tek görünüşlü atlatılabilir. Anlatılabilir. Tek görünüşlü ifade edebilen parçalar. Tek görünüşlü ifade edebilen parçaların sadece ön esas görünüşü siler cismin karakteristik özellikleri anlatılmış olur. İki görünüşlü ifade edilebilen parçalar. Bazı e, bazı pasif parçaların biçim ve boyutlarını göstermek için iki görünüş yeterlidir. İki görünüşle ifade edilebilen edilen parçalarda görünüş seçimi önemlidir. Ön görünüş esas alınarak ilk görünüştür. İki görünüşte ifade edilebilen parçalar. Bazı basit parçaların biçim ve boyutlarını göstermek için iki görünüş yeterlidir. İki görünüş ifade edilen parçalarda görünüş seçimi önemlidir. Ön görünüş esas alınacak ilk görünüştür. Teğetlerde iz düşüm. Arkadaşlar üstte gördüğünüz gibi önden görünüşü göstermiş. Her zaman için görünüş çarpmada e, önden, yandan ve üstten görünüş çok önemlidir. Ona göre çizim yapılıyor. Burada üstten baktığımız zaman da e, ne görüyoruz? Ve yandan baktığımız zaman nasıl görüyoruz? Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yine kısmi yardımcı görünüşlü anlatmış. Ee, gördüğünüz gibi. Ortak görünüşlü parçalar. Çizilen görünüşlerin eksik eksik veya yanlış seçilmesi, üretilmesi, istenen parçaların gerçek özelliklerinin ifade edilmemesi neden olur. Bunu önlemek için çizilen görünüşlerin birbirlerinden farklı boyut farklı parçalara ait olmayacak şekilde seçilmesi gerekir. Çizgilerin kullanımı Kalın çizgiler, kesikli, kesikli orta çizgi, ince çizgi. Bu çizgilerin nerede kullandığını burada gösteriyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Hani bizim size tahta çizdiğimiz çizgiler vardı. O çizgilerin artık nerede, nasıl şekilde kullanacağımızı yavaş yavaş konunun içine girerek öğreniyoruz arkadaşlar. Çizgilerin kullanımı. Gizli ayrı, gizli ayrı kesikli orta çizgi 0.5 mm. Görünmeyen kenar, görünmeyen iki yüzey kesimi, görünmeyen çevre çizgisi kontür. Gördüğünüz gibi. Sizlerin kullanımı. Giz gizli ayrıntılar kesikli orta çizgi. Arkadaşlar çizgileri göstermiş şimdi. bunlara dikkat edin. Artık çizgilerin nerede kullanılacağını görüyoruz. Çember dışındaki noktadan çembere teğet çizmek. Çember dışındaki P noktası ile U merkez merkezini birleştiren doğru çizilir. PO doğrultusunda orta noktası A bulunur. A merkez olmak üzere O ve P'den geçen daire çizilir. Çizilen bu daire ile çemberin kesiştiği noktalar T1, T2, T noktalarıdır. P noktası T noktası ile birleştirilirse T doğru silmiş olur. T noktası O merkezi ile birleştirilirse T doğrultusuna dik doğru çizilmiş olur. Teğet doğru ve çemberle ilgili geometrik çizimler. İki daireye dıştan ortak teğet doğru çizmek. Dairelerin gördüğünüz gibi arkadaşlar dairelerin merkezinden keskin çizdiğiniz zaman arkadaşlar son olarak da ıı, son olarak da ıı, birbirine paralel doğruyu iki ile birleştirmek gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu haftaki dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Selametle.